Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Gazeteleri olan bölümü bitirdik. Bir bölümümüz daha var şimdi. Bu da önemli çünkü Yasemin Öztürk bizimle önemli. Niye önemli? Çünkü o UBP'den bir milletvekili, o bir bayan. Aynı zamanda bir avukat. Bir vasfı daha var. İnsanıyla iç içe, insanıyla dokunuşuyla bilinen bir milletvekili. O anlamda önemlidir dedim. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Efendim iyi ki buradasınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, bugün galiba önemli işler de var bugün şeyde. Çünkü heyecanlısınız, işler konuşacaksınız evet. Gibi. Bugün grup toplantımız var. Belediyelerin birleştirmesiyle ilgili son hali tasarının, belediyelerin birleştirmesiyle ilgili yasanın son hali komitemize gelecek ve pardon gruba gelecek ve komitede görüşülmeye başlayacak yarından itibaren. Çünkü bu daha komitede görüşülmesi için toplantılar, grup toplantıları bunlar. Alındı ki evet. Öncelik verilsin biliyorsunuz önce acil anladım. Olan yasalarda ivediliği alınır meclisten. İvediliği alındı, belli bir sürenin geçmesi gerekir. O sürede yarın doluyor. Yarın görüşülmeye başlayacak komitede ama bugün grupta Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri arasında tartışılacak, konuşulacak. Evet. Son hali belki eklenmek isteyen, evet. Çıkarılmak isteyen. Peki sizin şeyiniz nedir orada? Yani ne olacak bu işte? Çünkü biliyorsunuz işte bir şartlar, iki önemli bulduğunuz şartlar var mıdır? Yani olmazsa olmaz dediğiniz şartlar var mı içerisinde? Yani bunun akabinde de şeyi soracağım size. Ertelenmesi, seçimlere gidilmesi, gidilmemesi. Yani bir de o konu var. Hep tartışılıyor biliyorsunuz. Muhalefet diyor ki size anayasayı delemezsiniz. Bu doğru değildir. Bunu size yaptırtmayacağız diyor. Muhalefetin öbür kısmı belki de ertelense iyi olur diyor. Ama işte önceden konuşmamız lazım. UBP diyor ki seçimi yapalım yani küçültelim. Sonra idari yöntemleri konuşuruz. Şimdi yani yarım işe döner bu iş. Yani biri yaptırtmayacak, biri yarısını yapalım diyor. Yarısı zaten küçültme, başlı başına bir organizasyon yani küçültme. Nasıl küçülecek? Hem beceri ister hem de etrafında çok düşünülmesi gereken bir şey. Niye bunu size soruyorum? Çünkü siz yani evet iskele ama o bölgenin büyüklüğünü de biliyorsunuz. Ve hani halkının ne kadar belediyelerin gelir elde ettiğini de biliyorsunuz. Çünkü zor noktalar oraları. Yani Lefkoşa gibi değildir. Hani halkı çoktur. Belediyenin bir geliri vardır. Orada arazi büyük. Hani halkı az. Yani bu işler nasıl olur? Onun için biraz uzun geldi sorum. Kusura bakmayın ama ne olacak orada? Önemli bir soru aslında bakarsanız. Bizim ülkemizin en büyük sorunlarından bir tanesi maalesef. Ne yapıyoruz ne de yaptırıyoruz. Şunu söyleyeyim. Evet, belediyeler gerçekten artık öyle bir durumda ki borcu olmayan belediye yok gibi. Sürekli krediler alınıyor. Bunlar nereye harcanıyor, nasıl harcanıyor sorulmuyor. Bunun bizim de payımız var. Çünkü mutlaka denetlenmesi gerekirdi ciddi anlamda. Bu denetim eksikliği maalesef belediyelerde de aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ben bunu grupta da söyledim. Biz devlet olarak gelmiş geçmiş bütün hükümetlere sesleniyorum. Yanlış yapıldı, yanlışa önüne açıldı. Birisi yaptı, kim yaptı, nasıl yaptı da değilim ben ama maalesef ciddi anlamda denetlenmedi. Belediye başkanları belki iyi niyetli, belki tamamen farklı amaçlarla bu kredileri yanlış kullandı, siyasi amaçlarla kullandı. Seçime gidiyorum daha çok belli bir nüfusa göre aslında alabileceğiniz, çalıştırabileceğiniz personel bellidir. Fakat bunu aşıldı, hiç kimse bir şey söylenmedi gibi şeyler katlanarak, büyüyerek bu duruma geldi. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi evet belediyelerin sayısını düşürelim. Yeterli mi? Hayır değil. Bunun yanında birçok daha verimli çalışabilmesi için adımlar atılması gerekir. Bizim önümüze gelen mevcut yasa tasarısında çok bir şey yok. Ben bunu da tabii sorguladım. Evet,
gerekirse sayısını da düşürelim. Bu önemli bir husus. Fakat bunun yanında bu belediyelerin borcu ne olacak? Bazı belediyede sosyal bir takım haklar daha fazla olmasına rağmen bazı belediyede daha az. Bunlar ne olacak? Ya da bazı belediyede maaşlar daha fazla, bazı belediyelerde daha az. Bunlar nasıl çözülecek? Bu belediyelere nasıl denetim yapabilecek miyiz? Bunu evet düşürelim. Bundan sonraki süreçte siz gereken denetimi yapacak mısınız? Yapmayacaksanız bir anlamı yok düşürülmesinin de. Yine yani aynı tarzda gidecek de sırf sayılarını düşürelim de istikrar gelecek, artık batmayacak diye bir konu da olmaması lazım. Bütün bunların için iyi bir hazırlık gerekir. Birkaç kişinin eline bırakıp daha bir an önce yapalım da işte bir reform geçirelim noktasında olmamak gerekir. Evet, seçimlere az bir zaman kaldı. Benim kişisel düşüncem bu süreyi uzatmak. Seçim, evet, anayasada der ki her 4 yılda bir, Haziran ayının sonunda yapılır der. Fakat yapılmadığı takdirde şu olur veya bu olur diye herhangi bir madde de yok. Sanırım Sayın Başkan da bu yönde düşünüyor ki hani herhangi bir yaptırım yok. Evet, anayasa da bunu söylüyor fakat bu olmadığında ne olur noktasında bir madde yok. Onun için aslında bakarsanız anayasada da birçok düzenlemeler gerekir. Geçen defa 8 yüksek mahkeme yargıcını 16'ya dahi çıkaramadık ki kaldı ki bu anayasanın değil yasaların konusunun olması veya tüzüklerle düzenlemesi gereken bir konu. Biz anayasada düzenlemişiz zamanında ve onu dahi değiştiremiyoruz çünkü halka anlatmıyoruz, anlatamıyoruz. Halka ciddi bir şekilde anlatılmış olsa anayasa değişiklikleri halk buna onay verirdi diye düşünüyorum ama ne muhalefetin ne de hükümetin böyle bir gaylesi olmadığı için herkes tabii seçimle aynı anda bu gündeme geldiği için maalesef red kararı çıktı. En basit konuda dahi bugün evet. Anayasada biliyorsunuz iş tüzük anayasada maalesef meclisin toplanması bile anayasada düzenlendiği için bugün 26'yı bulmadan biz meclisi dahi açamıyoruz. Çok önemli. Bugün eğer 1/3 çoğunluğu bulduğumuz takdirde meclisin açılması gerekir. Çalışan vekiller eğer istekli ve azimli ise saati geldiğinde gereken çalışma azmi, çalışma isteği olanlar gelip meclisi açması gerekir. Fakat biliyorsunuz muhalefette farklı söylemler, hükümetteyken farklı söylemler evet. olduğu için. Onlar diyor bizim görevimiz değil de diyor meclisi açmak. Madem ki iktidarsın senin görevindir diyor. İşte muhalefetteki bunu söylüyor. Hükümete geldiğinde farklı söylüyor. Biliyorsunuz evet, hükümete evet. çıktığında aslında çok bence, farklı söylemlerde de bulunuldu. Tabii, yani bu da şey değil. Bence meclisi açmak. Samimi değil. Tabii meclisi açmak hepsinin görevidir bence. Yani bütün vekillerin görevidir. Olması gerekir. Ha, istisnasız bence orada yani 50'si olması lazım ki yurt dışı ziyaretleri zaman zaman veyahut da hastalık sebebinin dışında da bir mazeretin olmaması lazım. Yani böyle gereksiz şeyleri meclisi çalıştırmama diye bir şeyin söz konusu olmaması gerekir. Bütün gün gelip orada mecliste oturup da nisap yoktur diye çalışmamazlık günü boşu boşuna yeme olmaması gerekir. Hele şu dönemde ekonomik böyle sağlık sıkıntılı biz halen daha meclisi nisap var mı yok mu muhalefetteyken farklı söylemlerde biz de aynı şekilde yani bizi ayırmıyorum bir kenara yanlış anlaşılmasın. Hükümet veya muhalefet hep hükümetteyken farklı söylemler, muhalefetteyken farklı söylemler oluyor. Bu doğru değil, samimi değil. Eğer bir düşünceniz varsa evet direteceksiniz, ben de size saygı duyacağım. Doğru veya yanlış ama hükümete geldiğinizde farklı şeyler söylüyorsunuz, muhalefetteyken farklı şeyler söylüyorsunuz. Biz meclise giren yeniler de bocalıyor. Çünkü eskileri örnek alıyoruz ya da daha çok onların yönlendirmesi de bir takım şeyler oluyor. Tabii. Bu da doğru değil tabii ki. Tabii çok taktiksel hareketler var. Peki UBP'nin dediklerine nasıl bakarsınız? Mesela kimse işinden olmayacak mesela. Şimdi küçülmenin yani anlamlarından bir sürü anlamı var küçülmenin. O bile yani şimdi savsaklıyor orada. Yani niye işinden, niye bir sürü insan aynı işleri yapacak? Yani diyelim ki bir muhasebeci orasından iki tane muhasebe müdürü ise şimdi bir taneye düşmesi lazım.
Kim muhasebe müdürü olacak? İki tane ne bileyim ben budama şefi varsa bir yerde mesela. Kaç tane budama şefi isteriz biz orada? Ama ne diyor? Kimse işinden olmayacak diyor. Peki anladık yani bir görev bulunur. Ondan yani, sonra rüşvet gibi de bir şey var. Üç kere belediye başkanı yapmış birine. O nereden geliyor? Yani görev 4 yıllık değil mi? Yoksa 5 yıllık mı? 4 yıllık. Yani 12 yıllık görev iş yapmış biri. Müsteşar veyahut da müşavir olabiliyor artık ve ödeniyor, bir kenara çekiliyor. Yani o ne kadar haklı bulursunuz? Çünkü bunları siz parmak kaldıracaksınız haklı, değil mi? Yani evet. Oy vermeniz gerekiyor bunlara ve bu sizin partinizin görüşü. Evet, maalesef doğru. Yani şunu söylüyorum. Belediye başkanları küçülme, yalnızca belediye başkanları işte küçülelim, sayıları az olsun. Az önce söyledim ya, dedim ki sayıları azaltmak yeterli değildir. Çok yetersiz. Bunlar da içinde olması gerekir. Siz zaten oraya atayacağınız herhangi birisi belediye başkanlığı yerine bir müdür veya müsteşar yüksek bir baremden koyacaksınız. O da belediye başkanı hemen hemen aynı maaşı alacak. O zaman siz neyi değiştirdiniz? Hiçbir şey çok değişmez diye düşünüyorum. Evet. Onun için kapsamlı, ciddi anlamda bir çalışma gerekir. Bu da bu kısa sürede seçime 10 kala böyle bir değişikliğin yapılmasını çok sağlam bir şey olmaz. Onun için birazcık zaman gerekir diye düşünüyorum. Daha yani Haziran'a kadar yetişmez diye düşünüyorum. Bu konuda uzman kişilerden de yardım almak lazım. Yalnızca sayının yeter düşürülmesi de değil. Az önce sizin de söylediğiniz gibi bu insanların hepsini istihdam edecekseniz niye birleştiriyorsunuz? Nasıl, o zaman birleştirmenin tabii nasıl bir mantığı olabilir? Tüm bunları konuşabilmek, tartışmak lazım. En iyisini belki de muhalefetin de içinde olacağı bir yapı olabilir. Fakat şöyle bir şey var bizim ülkemizde de. Ne yaparım ne yaptırırım. Hani bak kahraman olma, işte ben evet, işte hükümetin söylediğini işte yaptırmamak için elinden geleni yaptım mantığıyla olmaması gerekir. Bizim ülkemizde muhalefet de yani sürekli doğru ve yanlış önünde durayım olmasın da ya da hükümeti yapmasın tabii, da bana kalsın mantığıdır. Daha sonra ben yaparım. Ama keşke yani böyle önemli konularda birlik olabilse. Hele ama şu bakın dönümler... yani karşı taraf hep diyor ki oturalım beraber konuşalım. Bizimle istişare edin diyorlar. İşte bunu söylüyorum ama günün sonunda bu böyle değil. Gelin görün ki bu böyle olmuyor. En basit su sorunuyla ilgili. Bugün Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'den su gelmesi bile büyük tartışmalara neden oldu. Su hayattır. Suyun olmadığı bir yerde yaşam olmaz. Bugün belki de 3. Dünya Savaşları su yüzünden çıkacak ama biz geliyoruz ki hayır, ne gelmesini istemiyoruz veya gelmemesi için önümüze gelen envanteri kullanıyoruz. Doğru değil. Eğer ülkenin yararınaysa, ülkenin refahını sağlayacaksa birlik olabilmemiz gerekir. Bugün o kadar kötü bir dönemden geçiyoruz ki her şeye dokunmak lazım. Evet, oy kaygısı var hepimizde, olmaması gerekir. Çünkü şu dönemde daha gerçekten birlik beraberliğe çok daha ihtiyaç olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ama işte ben şu anda muhalefetim, elimden gelince yalnızca eleştireyim de başka bir şey yapmayayım değil. Eğer tabii ki eleştireceksiniz. Tabii. Eleştiri demokrasinin bir gereğidir ve daha da iyi bir yapının ortaya çıkmasına neden olur. Tabii ki eleştirirken olması gereken yapıyı da ortaya koymanız lazım. Evet, bunu böyle yaptınız ama böyle yapsanız çok daha iyi olurdu söylemeniz gerekir. Ve hükümete geldiniz, eğer o dönemde hükümet olan bunu başaramadıysa, siz biliyorsunuz bütün partiler hemen hemen hükümete geldi. Fakat yaptıkları söylemlerle icraatları bambaşka. Tabii. Keşke bu böyle olsa ama artık bunun atlatabilmemiz, bunu bir kenara koyabilmemiz, hükümet veya muhalefet. Artık bundan vazgeçebilmemiz lazım. Ciddi anlamda ben şunu söylüyorum. Yani biraz korkusuz olmak lazım. Bazı şeyleri, evet, hepimizin korkusu var. Acaba seçilir miyiz? İşte sırf işte biliyorsunuz siyaset biraz da iyi bir tiyatro belki de sahnelemektir. Tabii. Bunu bir kenara bırakıp ciddi anlamda da artık bir şeyler yapabilmek lazım. Çünkü halk söylemlerden, güzel söylemlerden bıktı. Ortaya bir şeyler koymanız lazım. Evet, birileri de kırıp dökeceksiniz. Yanlışlar da belki de bazen olacak diye düşünüyorum ama ciddi anlamda toplumun
geneline yayılacak güzel işler yapacaksınız. Bir takım menfaat gruplarında tabii ki belki de bu arada zarar verebilirsiniz. O menfaat grupları sosyal medyadan size saldırabilirler. Ama bunlara duymamak, görmemek gerekir. Hedefinize kilitlenip bir program plan yapmamız gerekir. Ama bugün dünyalar, hep şunu söylüyorum, bugün dünyalar 100 yılını planlıyor. Biz bir yılımızı dahi planlayamıyoruz. Bunu yapamadığımız sürece önce bir plan, o planında peyderpey takipçisi ve denetim ve cezaların artık ortaya çıkması, değil yapılması mi? Gerekir. Bunu yapamadığımız sürece işte Haluk Bey'i kırarız, Yasemin'i kırarız, onu kırarız, bunu kırarız. İşte ondan da bana oy gelecek, bundan da oy gelecek kaygımız olduğu sürece hiçbir şey yapamayız. Doğru. İster Ulusal Birlik Partisi, isterse Cumhuriyetçi Türk Partisi. Evet, evet. Yani orada pek yapacak iş değil. Yani gireceksiniz bu toplantıya, göreceğiz. Yani ne çıkacak dışarıya. Çünkü yani bir şekilde bunun çok iyi düşünülmesi lazım. Ertelenmesi muhakkak, yani bir kere doğrudur. Bu kadar erken olmaması lazım. Fakat anayasayı da her defasında delemezsiniz. Çünkü zaten Cumhurbaşkanlığında bir kere delindi. Çünkü bir yaptırımı zaten yok. Anayasayı yaparken bunu zaten insanlar delmek isteyecek. Onun için bu yaptırımı da yapayım oraya demez genelde. Çünkü anayasalar madde madde sıralanır genelde ve işte olmayan oldurur bilmem ne diye başlarsak böyle. Yani anayasa da oldurur. Yani anayasa bunun olmayacağını düşünemez desin. Siz bu maddeleri yerine getirmezseniz işte iki falaka, üç bilmem ne değil bunun cezası. Veyahut da işte bunu yapmayan başbakan işinden olur değil. Böyle boş bırakılmış oraları. Ama sonuçta bir anayasadaki bir maddedir. Ve asli görevi bir milletvekilinin anayasadaki kanunlara uymaktır sonuçta. Biz bunu asli olarak alırsak ve ertelenemezse demek ki yapmamız gerekir. Yani bir o konuyu çözmeniz lazım. Anayasa hakikaten, şimdi ya deleriz ya, boşver ne olacak? Çünkü bir yaptırımı yok, bir cezası yok. Yani kolayına kaçarsak, yarın öbür gün bir başka şeyde, bir başka şeyde herkes kolayına kaçacak anayasada ve her şey değişecek. İngiliz hukuku bilirsiniz, tahammüller üzerindedir. Yani yazılı hiçbir şey yok orada. Ama öyle karar verildi, öyle uygun görüldü diye eskiden, hani daha onlar örnek olarak alınır ve buna yakın kararlar üretilir. Şimdi düşünün, bana ne ondan, bana ne şundan deyip de her hakim kendi kararını üretse. Bu da olmaz bir şeydir. Yani bence avukat olarak bayağı söyleyecek şeyiniz çok vardır bugün diye düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Yani ya, muhakkak. Ederim. Tabii ki ben de dediğinizde katılıyorum. Çiğnenmemesi lazım ama birçok sizin de söylediğiniz gibi maalesef bazen bertaraf edildi, görmezden geldiği zamanlar olmuştur. Belki yani şu anda mevcut belediyeler yasası aslında bakarsanız eğer yalnızca birleştirme değil birçok alınması gereken tedbirler var. Bu konuda da yalnızca milletvekillerinde yani oturup da karar vereceği ya da şöyle olsun böyle olsun diyeceği bir noktada değiliz. Ben bir milletvekili ve hukukçu olarak kesinlikle şu olsun bu olsun diyemem. O konuda yerel yönetimlerde uzman kişileri çağırırım ve bu belediyeleri bu zor günlerde nasıl geçiririz? Şu anda mevcut sistem de aslına bakarsanız çok kötü ve katlanarak devam ediyor. Siz tabii. Eğer bunu yapmadığınız takdirde daha da büyüyerek devam edecek. Bir iki belediye vardır yalnızca borcu olmayan. Onun dışındakiler büyük borçlar, solu olsun sağı olsun belediye başkanları büyük bir borç içinde ve hesap ve herhangi bir yaptırımı yok. Yapanın yanına kaldığı bir ülkedeyiz maalesef. Ve diyor ki işte ilk saçta da yaptı işte bu kadar ne yaptıysa yaptı ve belediyeler batık bir durumda. Hiç kimse bir bedel ödemiyor. Bu böyle olduğu takdirde maalesef bu tür siz de herhangi bir şey yapmazsanız bu tabii ki daha da büyüyerek devam edecek. Tabii, söylerseniz belediyelerin azaltılması, sayıların azaltılması yeterli midir? Kesinlikle değildir. Bunun yanında birçok daha adımlar atılması lazım. Bizim gördüğümüz veya göremediğimiz adımlar atılması lazım. Birçok mutlaka bu konuda uzman, müdür, müsteşar vardır. Bunların her birini alıp onların fikirleri doğrultusunda nasıl kalkınır? Bu aynı hükümetteki
aslında aynı tabii, yöntem tabii, tabii, izlenmesi tabii. lazım. Yani birkaç milletvekili işte ya da birkaç bakan böyle olsun demesi yetmez bana sorarsanız. Konusunda ben bir hukukçuyum. Hukukla ilgili bir şey sorarsanız ben görüşümü söyleyebilirim. Ama ekonomiyle ilgili bir şey geldiğinde konusunda uzman bir insandan bilgi alırım ki yanlış yapmayayım. Aynen. Yalnızca bir kişiden değil de 10 kişiden bilgi alırım ki yanlış yapmayayım. Ama maalesef yerel yönetimlerde, genel bir merkezi yönetimlerde maalesef bu şekilde değil. Bugün de bu noktadayız. Birçok sıkıntılar var ülkemizde, hepimiz de görüyoruz. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Büyük sıkıntı. Alım gücü gerçekten çok düştü. Doğru. Bunun tersini söylemek mümkün değil zaten. Bununla ilgili bizim artık ciddi anlamda belki hep şunu daha önce de aslında belki de dile getirdim burada. Yani konusunda uzman kişileri çağırıp ciddi anlamda kararlar üretmek ve bu kararları bir an önce hayata geçirmek lazım. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Biliyorsunuz elektriğe, benzine birçok yerde de ciddi anlamda artışlar oldu. Ama bunun belki hükümetin yapabileceği çok fazla bir alan yok. Çünkü bu petrol fiyatlarını zaten petrolü üreten ülkeler belirliyor. Doğru. Ve bizim orada yapabileceğimiz çok fazla bir alan yok. Ama onun dışında en önemlisi gıda fiyatlarında büyük artışlar var. Alım belki şunu yapılabilir, bu tabii ki şeydir, ne kadar aldı ve ne kadara satıyor fiyatları, bütün belki marketlerde, süpermarketlerde göstermek lazım. Belli bir fiyatın üzerinden satılmaması için cezalar belki de kesilmesi lazım ama bunların bir an önce hayata geçirilmesi lazım. Çünkü halk artık gerçekten her gittiğimiz yerde bize şikayetlerde bulunuyor pahalılık nedeniyle, alım gücü düşmesi nedeniyle. Peki UBP'nin böyle nedeniyle bir şey yaparmış gibi görünmemesinin sebebi ne? Yani şu anda sanki hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir karar alınmıyor, üretilmiyor. Ama bir hummalı çalışma var. Şimdi büyük bir çalışma var ama biliyorsunuz zaten hükümete geldiğinden beri işte meclis başkanı, işte hükümeti kurma çalışmaları gibi gibi nedenlerden dolayı biraz gecikmiş olabilir ama bir çalışma var. Ben inanıyorum bu darboğazı aşılacak. Evet, sıkıntılar var, doğrudur sizin de söylediğiniz gibi. Yalnız tabii ki bir takım adımların atılması için çok daha artık bir aciliyeti kazandı. Yani işte bugün ekonomiden, işte sağlıktan, birçok alandan ilaçla ilgili sıkıntılar var. Araç gelişle ilgili sıkıntılar var. Bugün neyi konuşuyoruz? Bugün maalesef bütçenin %90'ını kamu harcaması, kamuya maaş olarak ödediğimizi konuşuyoruz. %10'luk bir şey zaten ciddi anlamda hiçbir şey yapamazsınız. Tabii. Hiçbir yatırım yapamazsınız. Bizim bu şeyden sonra artık alımları durdurup özel sektörü nasıl güçlendirebiliriz noktasında ciddi planlar yapmamız gerekir. Yalnızca belki de bizim ülkemizde de yoksa bu konuda uzman, ciddi anlamda belki diğer ülkelerden de konusunda uzman insanlardan yardım alabilmemiz lazım. Bugün herkes özel sektörde ciddi anlamda yüksek mevcilerde iş yapsalar bile biliyorsunuz sosyal sigortaları primlerini, ihtiyaç sanlı primleri en düşük şeyden ödeniyor. Tabii. O... Neden bu böyle? Yani bunları aslında denetlerseniz ve büyük şirketler var ki devletten daha güçlü ve bu da aslında normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde bir şirket devletten daha güçlü olsun ama burada büyük bazı şirketler devletten daha güçlü. Demek ki sorun aslında çok büyük. Yani bunların üzerine gitmek, belki de bu büyük şirketlerin üzerine gidebilmek lazım. Ama biliyorsunuz sermaye siyaseti bile belirliyor. Siyaseti kimin geleceğini dahi belirliyor. Onlar da büyük sıkıntılar nasıl aşılacak, nasıl yapılacak? Tabii ki bunlar bir plan, proje çerçevesinde yapılması lazım. Artık seçilme gayesi olmadan bunların üzerine gidilmesi lazım. Kolay değil, bir anda olacak işler de değil. Tabii canım. Ama bir adım atılırsa gerisinde artık geleceğini düşünüyorum. Başlayan her şey biter sonuçta. Yeter ki bir başlansın. Başlansın ve bir aceleyle de başlansın. Yani bir an evvel bir yerlere gitsin artık. Yani netice versin. Çünkü insanlarımız
böyle hiçbir şey olmuyor. Sayın Sucuoğlu büyük ümitlerle geldi. Sanki doğruları yapmıyormuş gibi görünüyor. Halbuki daha adamın vakti olmadı. Oraya git, buraya git, işte yangın söndür, orada söndür falan. O kadar olmadı diye düşünüyorum. Ama bu konuları daha iyi halledeceğini düşünürdüm. Gerek medyayla, gerek şeyle. Yani lazım dönsün şeyden, medyadan, işte BRT'den başlasın, işte bizden başlasın. Yani durmadan geçsin, görsün, anlatsın. Yani sizin gibi işte kurmayları gelip anlatması lazım. Bir sürü şeyin, parti görüşlerini falan. O zaman yardımcı olur ve karar almasında da böyle bir etken olur. Ben gördüğüm, sanki karar almakta çok güçlük çekiyorlar ve almak istemiyorlar sanki. Ta ki bir şeyler rayına oturana kadar, belki parayı bulana kadar. Yani bilemiyorum artık. İşte bizim artık ayaklarımızın üzerinde duramamız lazım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Sürekli de her zaman yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. Hı. Ama bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da artık bizim kalkınma adına bir takım adımlar atabilmemiz gerekiyor. Doğru. Yatırım yapabilmemiz gerekiyor. Ben hep şuna benzetiyorum. Evet, biri Türkiye'den isteyelim ama dördü de bizde olması. Ya da üçü ikisini isteyelim de üçü de bizde olması lazım. Biz de bir şeyler yapma adına artık fedakarlık da gerekiyor. Gerekirse yapacağız, gerekirse kısma da gerekirse belki bir takım yerlerden şeyler yapacağız. Ama maalesef henüz o raddeye gelmedik. Ben inanıyorum, daha ümitliyim. Tabii ki sıkıntılar büyük, hele şu dönemde bir dar boğazdan geçiyoruz. Evet, büyük ciddi kararlar da alınması gerekir. Bir takım sıkıntılar hep beraber yaşayacağız ama... Bir an önce alınacak diye Sayın Sucuoğlu'da büyük bir çalışması var. Bu çalışmanın sonunda ne çıkacak, nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Çünkü yürütmedir bunları alan ve uygulayan. Sayın Sucuoğlu'na da büyük bir destek oldu. Bu anlamda ciddi bir oy aldı. Bundan sonraki süreçte de hep beraber göreceğiz bu süreci. İyi olacağını, aşılacağını düşünüyorum. Evet, yani inşallah, yani tek diyebileceğim inşallah. Bu pahalılıkla ne yaparız? Yani belediyelere biraz daha görev verirsek belki, yani belediyelerin güçlerini artırırsak, işte onların denetleme güçlerini artırırsak belki pazar yerini biraz daha denetlerler. Yani ve bu fahiş fiyatların üzerinde fiyatlar olmaz gibi. Şimdi herkes bir artırma peşinde ama böyle %100'leri geçtik gibi. Yani giriyorsunuz bir şey bir arttı, arttı dersiniz ama görüyorsunuz işte iki katı para ödüyorsunuz ondan sonra. Afallıyorsunuz, niye bu kadar pahalılık, niye bir hıyar bu kadar 35 lira mesela, 3 tane 5 tane koyun içerisine dolar. Yani bu bir anlam taşır mı merak ediyorum, yani şu şekilde anlam taşır mı? Yani artık öyle bir raddeye geliyoruz ki biz hiçbir şeyi alamayacağız, edemeyeceğiz. İnsanlar şimdi şeye hazırlanıyor, yani sivil örgütler biliyorsunuz grevlere hazırlanıyorlar. Bunlar karşısında duraksayan bir hükümetin işleyişi. Zaten bir karar alıp bir şeyler yapmıyorlar şu anda. Bir de grevlerle felç olan bir hükümeti düşündüğümde, yani sizlerin böyle çok çabuk birkaç fikirle öne geçmeniz lazım gibi geliyor bunlardan. Tabii yani yerel yönetimler bu anlamda çok önemli. Yerel yönetimlere ciddi anlamda yetkiler verilmesi lazım. Bugün hangisi yaşlı, hangisi yeni doğum yaptı, hangisi işte hastadır noktasında başvuracağınız merci yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler bugün marketlerde, pazarlarda, birçok alanlarda yetki verip denetleme, ceza kesme noktasında getirirseniz çok daha iyi sonuç, çok daha çabuk sonuç alabilirsiniz. Tabii. Çünkü bazı işgüzarlar da biri aldığı şeyi, bu nasıl olsa her şeye pahalılık geldi, ben de bundan işte bir değil de beş kazanayım noktasında gelebiliyor. Üzücü gerçekten. Çünkü aldığınız belli faturaların herkesin elinde muhafaza etmesi gerekir. Gidip de siz devlet olarak veya da yerel yönetimler olarak diyebilmeniz lazım. Bakın sen bunu bir aldın, en fazla satabileceğim 5'tir. Bunun dışına çıkarsan bu kadar cezası vardır noktasında bir takım kararlar alınıp bir an önce bunlarda da denetim veya cezaların yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. Bu anlamda tabii ki yürütme çok önemli.
şunu yani şu anda sürekli zaten bir halk içindeyim. Sürekli vakit buldukça sürekli insan içindeyiz. Bunu insanları dile getiriyor. Alım gücü çok düştü. Maalesef temel gıdalara dahi ulaşmamız çok zor oldu. Asgari ücret ilk etapta 6000 TL civarı bir rakam olduğunda ilk sevindiriciydi tabii, aslına bakarsanız tabii. Şimdi baktığınızda eridi gitti hiçbir şey alınamıyor bu parayla. Temel gıdayı dahi bu parayla almak gerçekten zor. Bununla ilgili artık politikaların hazırlanıp ve hayata sürülmesi gerekir. Gerçekten önemli. Bu gemide hepimiziz. Belki biz piramidin üstündeyiz ama önce tabii altından başlayarak üstüne de ulaşacak bu ki ulaştı diye düşünüyorum. Yani artık tabii, şey yapıyor. Tabii. Onun için söylediğiniz çok önemli bir konu. Özellikle ekonomiyle ilgili, gıdayla ilgili. Evet, petrol fiyatlarına veya elektrik fiyatlarına belki yapılabilecek çok bir şey olmayabilir. Hmm. Çünkü biliyorsunuz elektrik de yine yakıtla çalışıyor ve petrolle bağlantılı. Belki bunu çıkaran devletler onu yapabiliyor ama gıdayla, temel gıdayla ulaşılabilir. Oluyor. Evet, bizim üreticiyi, bizim devlet onu da yapamıyor. Üreticiyi, yani ekeni, çiftçiyi desteklemek ya da belli şeyleri ekmesi için teşvik etmek gerekir. Bilinçli çiftçiler yetiştirmek lazım. Ne kadar ilaç verilecek, ne kadar gübre verilecek, bunun yani denetlememiz lazım. Az önce denetim her anlamda önemli. Şimdi örnek veriyorum. İlacın miktarını siz arttırırsanız bu defa o insanlara hastalık olarak geri döner. Daha sonrasında kanserdir, başka hastalıkları tetikleyebilir. Doğru, doğru. Yani bunları çok ince bir çizgi ve çok şunu yani yanlış kelime kullanmak istemiyorum. İyi planlama ve programlama evet, gerekir. Her anlamda zaman. Yani her anlamda bu ekonomide olsun çiftçimiz, tarımcımız ama şu anda bizim özel sektöre çok daha müdahale edebilmemiz lazım aslında bakarsanız. Evet. Ciddi denetimler yapıp da cezalar kesmemiz lazım ki artık şunun söylenmesi gerekir. Biz yaptık yanımıza kalmayacak. Bugün birçok örnekleri var. Bugün Hellim davası, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın davası. Yani hep bıraktık. Son maddeye geldiğinde artık içine çıkılmaz bir hale geldiğinde artık ve yapan da yanına kaldı. Hiçbir tabii, kimse de bedel ödemedi ciddi tabii, anlamda. Tabii. Ya da mahkemeye havale edilen davalarda da ciddi anlamda bir şeyler çıkmadı. Onun için bunların yanlış yapanın yanına kalmaması lazım. Doğru yapanı da teşvik etmek lazım. Ama kim karar verecek, kim evet, yapacak? Başbakan kendi çıkacak dedi teftişe. Pek mümkün görmedik ama yani herhalde duracak, komuta edecek, birilerini gönderecek herhalde. Başka bakan ekibini belki motive edip, çünkü yürütme ilgili bakanlar kendi altındaki yönetimleri zincirleme teşvik edecek ve bu şekilde denetimler de yapılacak. Peki yani vakit bulduk sonra inşallah mecliste elektrik var bugün. Jeneratör var mı orada? Vardır. Yani en azından o kesilmez. Çünkü yani insanlar artık ulu orta elektrikleri kesilir. Hiçbir haber yok. Yok saat artık veriliyor. Hangi saatlerde, hangi bölgelerde kesileceğiyle ilgili. Sabahları veriyorlardı. Onu son başladılar. Yani gündüz kesileceğinde veriyorlar. Ama gece böyle bir saatlik, iki saatlik düşeceğinde onu vermiyorlardı. Yani şu anda vermiyorlarsa, ama dün bizim İskele bölgesi için söyleyeyim. Biz olacağını biliyorduk. O saatte mumlarımızı hazırladık yani. Evet, evet. Hadi bakalım yani. Bu mum enteresan bir şey. Fakat bu da yani bitecek bir şey değil bu da. Bu şekilde bizim hala daha jeneratör alımı yapmamız lazım. Bizim hala daha başka bir şeyler yapmamız lazım ki biz bunu böyle başımızdan artık savuşturalım. Evet ama jeneratör de sürdürülebilir değil ve toprağa, denize her yere zarar veriyor. Bu biliyorsunuz Teknecik'teki de Aksa'daki de elektrik üretim yerlerinde. En büyük çevre kirliliğimizdir. Çok büyük tabii, kirlilik. Bunu yapılacağına güneşten biliyorsunuz güneş neredeyse 8 ay 9 ay güneş gören bir ülkedeyiz. Ve yine kablolu elektrikle bir dönem bir proje yapıldı. Son raddeye gelindi ve bir takım nedenlerden dolayı maalesef hayata geçirilemedi. Onu söylediler bu, galiba. Konuşulması gerekir ama ben bu jeneratörlerin de çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Hem pahalı hem her türlü kirliliğe neden oluyor.
Kuzey Kıbrıs'ı biz temiz tutabilmek için bence daha çok çabalamamız lazım. Onun için çok jeneratörle elektriğin... Yani karanlıkta kalırım diyorsunuz. Gerekirse karanlığa kalırım. Yeter ki ülkemiz kirlenmesin. Çünkü evet. Öteki türlü tamamen karanlığa kalıyorsunuz. Bizim bizim bölge için söyleyeyim. Yani o bölgedeki insanların büyük çoğunluğu fark etti ki çok daha fazla hastalık var. Tabii ki birebir kesin olmamakla birlikte bunun da etkisi vardır evet. diye düşünüyorum. Evet. Tabii yani. İnşallah dediğiniz olur. Yani ben şey yapacağım. Bir de şeyden bahsetmek istiyordum size. Mesela 3 ayda 77 ölüm var koronavirüsten ülkemizde. Yani bu az buz değil. Son zamanlarda sanırım bu ölümler daha da artmaya başladı. Yani diğer tabii dünya ülkeleriyle kıyaslanınca çok büyük bir rakam değil. Bugün baktığınızda nezleden veya trafik kazalarından çok daha fazla ölüm var. Tabii ki bu demek değildir ki biz gereken tedbirleri bertaraf ederim, görmezden gelirim. Tabii tedbirleri devam edeceğiz ama şu var insanlarda artık bir bıkmışlık, bir usanmışlık artık ne olursa olsun noktasında halkımızda. Yani o kadar biliyorsunuz ilk dönemde çok az sayı olmasına rağmen insanlarımız çok büyük tedbirler yapıyorlardı. Bugün marketten tabii, alışveriş yapıyordunuz. Aldığınız malzemeleri tek tek yıkıyordunuz. Eldivenler, maskeler ikişer üçer. Ama şu anda öyle bir şey yok. İnsanlarımızda bir rahatlama, yazın da gelmesiyle birlikte bir rahatlama geldi. Fakat tabii bu hastalığın kolay kolay bitmeyeceği, kışın girmesiyle beraber daha da artacağı konuşuluyor. Dikkat etmek gerekir. Yani tedbirleri elden bırakmamak gerekir. Evet sıkıldık, bunaldık, doğrudur. Fakat 3 ayda da 77 ölüm ciddi bir rakam. Onun için biz... Tedbirleri tamamen bertaraf etmek biraz da bizim elimizde aslında bakarsanız. Yani biz de halk olarak usandık. Biz de artık neden bilmiyorum ama çoğu eskiden işte maskeler, eldivenler, sık sık el yıkamalar. Şimdi onlar eskisi gibi yapılmıyor, uygulanmıyor. Maalesef. Yani haklısınız söylediklerinizde de ben hani daha... biraz daha tedbirin yani kalması gerektiğine inanırım. Yani bir sürü insan öksürüyor, tıksırıyor bu kış aylarında. Belki de çoğu şeydir, nezledir, çok bir şey değildir ama insanları böyle hani daha tedirgin edebiliyor bu tip şeyler. Neyse belki kalırlar. Ben sizin orada pahalılık, hani İstanbul'da değişir ya dersiniz, İstanbul'un şu semtine gidersiniz biraz daha ucuz alabilirsiniz. İşte Ankara'ya gidersiniz daha da ucuz alırsınız. Veyahut da Ankara'da bildiğiniz semtler varsa çok daha ucuz alırsınız. Şimdi böyle bir tecrübeniz var Türkiye'de çünkü yapabiliyorsunuz bunları. Kıbrıs'ta da bunu yapabilsek olmaz mıydı? Ucuz olan evet, bölgelerde. Çünkü mesela pazar yerleri açılır biliyorsunuz. Pazar yerleri böyle şeyin marketleri bir tık altında. Yani hıyar 35 liraysa çok fark etmiyor market fiyatlarıyla. 34-50 de markette. O zaman o marketçinin ödediği elektrik, insan sayısı, o yükü tutma sayısı biraz abeste iştikal oldu sanki. Yani o biz şeyde bile, pazar yerinde bile denetim yapamıyoruz. Yani ben kafadan orada derim ki kardeşim sen en azından kira bazında, çünkü belediyeler bir kira çarj ediyor onlara. Şöyle bir şey de var ama pazarda yeri olan kişilerin genelde dükkanları da var ve pazar günleri de gelip mesela bazı yerlerde perşembe, bazı yerlerde cuma, bazı yerlerde pazar evet. günü kuruluyor pazarlar. Fakat bu insanların çoğunluğu belki de %80-90'ı yalnızca üretici değil. Bu insanlar zaten bir dükkanları var orada duruyorlar ve pazar günleri gelip kuruyorlar. Halihazırda. Yalnızca üreticiden pazara gelme durumu çok fazla yok gibi bizim ülkemizde. Ben bütün sebzecileri hemen hemen öyle bilirim. Onlar yani hep kendi bahçelerinden. Mesela gittiğimiz için ama. Biliyorum işte koyun sütünden ekseriyette işte hellim lezzetli olur falan. Yani belirli pazar yerlerinde belirli ailelerden alırsınız bunları. Çünkü biliyorsunuz ki o insanlar güzel yapıyor, hilesiz yapıyor falan filan.
ama hiçbiri ucuz değil. Ucuz değil, doğrudur. Yani ben ona şaşarım. İnsanlar tabii ki pazara gitme nedenlerinden bir tanesi daha ucuz olduğundan dolayı tabii. değil. Çünkü şeydir, insanlar orada da hani taze bulurum, daha sağlıklı bulurum noktasında gidiyorlar. Ama tabii pazarın daha da ucuz olması lazım ki insanlar bir farkının olması lazım. Yani marketle, ilk şey odur söyleyeyim dediğiniz size. Dediğiniz çok doğru. Market kostur. Fiyatıyla pazar fiyatı tamamen tabii. aynı veya çok az bir fark yani var onu arasında. Bile, yani bir belediye bir şey denetleyemez. En basitidir bu. Yani birinin korkunç giderleri vardır. Ürünleri stoklama gideri vardır. Başka yerlerde buzdolapları vardır ki bitince onları devamlı şey yapsın. Bunlar hep stok masraflarıdır mesela. Çalışan kişi sayısı yüzlercedir bazen. Yani en az onlarcadır. Öbür taraftan pazarcı alır tarladan bindir arabasına getirir dizer orada market fiyatına satar. Ne işçi öder ne o elektriği öder. Yani bir elektrik bir şey öder de bir marketçinin elektriğini ödemez. İşçisinin parasını ödemez. İşte. O ona satıyorsa ki onlar birebir biliyorlar ve bir rekabet varsa aralarında pazarcı geliyor bunun kaymağını yiyor. İşte burada yerel yönetimler aslında çok önemli bir tabii. konu ve yerel yönetimler daha da fazla değer ve önem verilmesi veya denetlenmesi doğru. gerekir. Türkiye'de dediniz ki bazı yerlerde pahalı bazı yerlerde ucuz ama Türkiye'de mesela Adana'da ve Antalya'da örnek veriyorum. Orada mesela üretici kendileri işte tarım, sebze, meyve daha da ucuz çünkü orada üretiliyor. Bu tabii. İstanbul'a gittiğinde, Ankara'ya gittiğinde pahalaşabiliyor. Ama burada bizde üretim adına çok büyük maalesef yok. Üreticiyi çok fazla destek, teşvik edici politikaların olması yok. Gerekir. O yok. Bugün baktığımızda şu anda örnek veriyorum buğdaya ihtiyaç varsa veya ona ihtiyaç varsa onun ekimiyle ilgili sizin bir takım politikalar hayata geçirmeniz gerekir. Bunu yapmadığınız sürece işte ne ekilirse kesin işte bu kadar teşvik ediyorum ya da bu kadar hayvancının olsun bu kadar teşvik. Yani teşvik politikalarında da yerini bulması için adımlar atılması lazım. Bugün bakıyorsunuz büyük üreticiler siz teşvik veriyorsunuz. Doğru değil mi? Bence doğru değil. Veya belli büyük üreticilere her sene aynı insana icarlıyorsunuz. Doğru mu? Değil. Çünkü başkaları da kazansın. Bu işi yapan insanlar yani bir kişinin tekeline bırakmamak gerekir. Bunun için de yani bir takım insana zengin etmekten başka bir şeye yaramıyor. Teşvik politikaların ciddi anlamda elden geçirilmesi gerekir ki doğru yerlere, doğru insanlara ulaşsın. Bu orta kesim ve artık orta kesim belki çok fazla kalmadı ama bunlar da güçlenebilsin, ayakta durabilsin. Özel sektör bu açıdan da çok önemli. Bence de. Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Maalesef sizi bırakmak zorundayım çünkü meclise gideceksiniz. Evet. Vakit dar. Söylemek istediğiniz varsa bir şey alalım. Ben teşekkür ediyorum. Yani bunu fırsat verdiğinize bugün bunları dile getirdim. Dediğiniz gibi çok önemli. Denetim en önemlisi bence. En başta gelmesi gereken denetim. Evet. Denetimin yanında da ceza sisteminin artık ciddi bir yer alması lazım hayatımızda. Tabii ki yer alması gerekir. Ve caydırıcı olması anlamında eğer bir takım cezalar kesildiği takdirde diğer kişilere de örnek olacak. Bunu tabii. yapmadığımız sürece maalesef bu ekonomik krizden yararlanmak isteyen, bu kısa zamanda zenginleşmek isteyen bir takım kesimde yok değil. Onun için söyledikleriniz çok önemli. Umarım kısa zamanda da Sayın Sucuoğlu birçok radikal kararlar alacağını söyledi. Belki daha hükümete gele çok uzun bir süre olmadı. Zaten biliyorsunuz 100 günün sonunda hükümetlere sorulur hani ne yaptım. Tabii, daha o 100 günde dolmadı. Ben umutluyum. Bunu yapacağına inanıyorum. İnşallah bu 100 günün sonunda da ciddi anlamda da bir şeyler yapılacak veya bir plan projeyle ortaya çıkılacak. O inancı sizde görmek güzel. Sevindik. Peki tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yasemin Öztürk'ü dinlediniz. Yasemin Hanım'a teşekkür ederken sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle şimdiden hoşça kalın istiyoruz. Arukat sabah sabahı sundu.